Cın 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 cın. Başladım bu arada, hadi benle beraber. Cın 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 cın. Tamam, izleyiciyi de cringe ettiğimize göre lütfen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Faz 1'in son filmi. Faz 1 bitiyor mu? Bitti mi Faz 1? Yeter, bitmişsin de gitsin artık. O zaman Faz 1 uğruna yine 42-43 dakikalık video barajımızı da kırarız ya bu videoluğuna. Tabi Avengers tabi yapıyoruz tabi. ya. Avengers abi. Avengers. Avengers, yani 6 karakteri Avengers. solo filmini böyle sıkıştırıyorlar. Biz de yani şimdi bu The incelemeyi sıkıştır. Avengers. The Avengers. Tabi bunu belirtmekte fayda var. Hatta küçük bir trivia yapıştırayım. Bu film İngiltere'de Avengers Assemble olarak Evet. yayınlandı. Yani bazı yerlerde de Avengers Assemble adıyla yayınlanmakta. Bu şekilde. Şimdi her şeyden öncesinde sizlere bazı malum sorular soracağım. Murat da tekrardan Beğendim. aramıza iştirak ettikten sonra. Bu arada bizim bugünkü çektiğimiz üçüncü video falan bu. Bayağı depoluyoruz artık okul döneminde zorlanmayalım diye. Kafalar bayağı güzel, kafalar bayağı mefta. O Bir de nedenle affola Avengers'in gazı da şimdiden. var şimdi. Tabii, onu da söylemekte fayda var. Avengers olunca akan sular durur kardeşim. Tabii Ya ki. da durar kardeşim artık. Nasıl dersen. Bugün Durabilir. arkadaşlar dediğim gibi Durar. Avengers konuşacağız. Zaten daha fazla altyapı yapmaya gerek yok. O zaman malum soruyu soruyorum. Filmi nasıl beğendiniz? Sormuyorum. Vazgeçtim. Filmi nasıl beğendiğimizi biraz sonra konuşuruz. Benim her şeyden önce şunu sormakla yükümlü hissediyorum kendimi. Şu Sekiz. noktaya kadar... Şu noktaya kadar Bakacağım solo filmler izledik, solo filmlerin devam filmlerine şahit olduk. Belirli solo filmlerde farklı karakterlerin o filmlere iştirak ettiklerini gördük, dahil yedirildiğini olduklarını gördük, gördük. yedirildiğini gördük. Ve şimdi yani seneler boyunca ve seneler demekte de aslında fayda var çünkü 2008 yılında Iron Man'in çıktığını göz önünde bulunduracak olursak 4 nereden sene. baksanız bir 4-5 sene boyunca böyle ufak ufak göz önünde çok fazla sermeden arka planda ekilen tohumların meyve verdiği bu filme nasıl buldunuz ve bir crossover olarak nasıl buldunuz? Şimdi filmin genelini daha sonra konuşuyoruz. Tabii. Başarılı. Murat, Gayet iyi. o zaman İyi. arkadaşlar bugün de bir incelemenin sonuna geldik. Bir şey diyeceğim. Ben bunu sonraki videolardan birine saklayacaktım normalde ama benim Hayda. şöyle minik bir sıkıntım var. Ben yıllar önce şey dediğimde, ben Age of Ultron'u galiba orijinalinden daha fazla seviyorum dediğimde, bana Emre'nin malum bir lafı var, onu söylemişlerdi. Age of Ultron'u ilk filmden daha çok seviyorsun. Evet. Ben sana orada şey gösterdim mi ya? Niye? Asi bir Bana gülüyordunuz. asi bir tutum sergedim mi? Sen değil, sen değil. Hani başkaları bana Emre'nin malum bir lafını söylemişlerdi. Ha, yok ya, Age of Ultron'a ilk filme kıyasla, bu arada ses geliyor mu? Yok, çok az geliyor. Bilmiyorum, Age of belki büyük benden ihtimalle geliyordur. gecikmez. İlk filme kıyasla beğenen birisini epey garipsemem. Hani birazcık absürt bulurum ama epey Ha, garipsemem ben yani. tam oraya girecektim. Bu filmi tekrar izlediğimizde fark ettim ki ben haklıymışım oğlum. Niye üzerime geldiniz bunca sene Ne? dedim. Ben haklıymışım. Bu Hayda. film hala benim hatırladığım... Ya kötü demiyorum bak. Ama hatırladığım gibi. Sen Wonder Woman 84'ü savundun. Benim sen benim 84'ü savundun. ben bunu bir gün başka bir yerde konuşacağım. Benim devam yapımlarıyla ilgili bir şeyim var ya. Ya bakın, bu Devam arada işleriyle şunu alakalı. söyledim, kimse de uyanmadı. Bu Noktayı filmi ben koydum bu arada. crossover filmi olarak nitelendiriyorum. Tamam işte, Yani başarılı dedim ben. Avengers olarak sıfırdan tanıtılan bir film değil. Hawkeye burada Yok ilk tabii defa ki canım. görmüyoruz. Bu bir Justice Natasha'yı League burada değil. ilk defa görmüyoruz. Yani bunun crossover filmi olmasının en büyük avantajı, film içerisinde hani ana başlıkta incelendiğinde normalde Avengers Initiative 6 farklı karakterden oluşuyor. 6 farklı karakterin oluşturduğu bir ekip. Ve bu hiçbir karakterin de aslında bu filmde sıfırdan tanıtılma zorunluluğu yok. Sıfırdan Tabii. tanıtılma ihtiyaçları yok yani. Ve bunu da çok yerinde bir şekilde avantajına çevirdiklerini düşünüyorum. Ki Clint'in hikayesi belirli bir noktada hatta dışarı atılıyor. Yani ben Tabii. Avengers'ı izlediğimde Avengers'dan önceki tüm filmleri tamamlamamıştım. Siz düşünün. Hani Peki. anlatabildim mi? O Bilemem, dönem anlatabildim ama. anlaşılabilecek bir şey bu arada. Bir sürü insan atıyorum Hulk'ı veya Thor'u atlamış oluyordu o noktada Ya çünkü. Thor'u mesela izlememiş olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Çok Ama normal. hatırladığım şey tabii ki bazı filmlerin bende eksik olması. Buna rağmen filmdeki karakterleri benimsemekte, anlamakta pek güçlük çekmedim.
Tabii, o da bence Hawkeye'in özellikle karşı tarafı atılıp hem Loki tarafındaki gücün sebebine rahat bir şekilde anlatmaları hem de karakter tanıtma, karakter tanıştırma noktasında daha fazla zorluğa gitmemeleri. O noktada bence çok güzel kurtarmışlar karakterlerin tanıtılma ve toplanma şekilleri. Hepsini zaman, böyle kısa ben... kısa sekanslarla yine bir orijinmiş edasıyla hatırlatıyorlar zaten filmin başlarında. Hepsi tek tek gözüktüğünde kim bence... nedir ne değildir bir hatırlıyoruz. Bence bir karakterin bu arada bir adam akıllı bir tanıtılmaya ihtiyacı vardı. Malum sebeplerden dolayı. Birazdan konuşacağımız malum sebeplerden dolayı ama aynen öyle yani. Onun durumu malum çünkü. Ama onun dışında karakterler konusunda hani sana kesinlikle katılıyorum. Hani hele hele özellikle Iron Man 2'den sonra bir şey yapmalarıyla beraber hani böyle bir plan var. Paranız yetmez falan. Sonunda yetti. Gibi var. Ben öyle bir diyalog yok da hani sonundan getirmeleriyle falan beraber. Bence çok tatlı bir yere bağlandı ve tabii ki beyaz perdede sonunda böyle bir toplaşma görebilmek çok güzeldi. Büyük işte abi. Tabii ki tabii çok büyük iş. Kesinlikle riskli. Katılıyorum. Özellikle fark ettiyseniz her karakterin bir araya geldiği sahneler çok nadir ve çok sayılı. Hepsi de akılda kalıcı olmuş. Böyle üçer üçer, ikişer ikişer ya da dörder birer falan şekilde tanıştırılıyor. Böyle ve parçalayı burada da yönetmen kullanmış. Aynen. Helicarrier'ın mesela tepesinde Steve, Natasha ve Bruce ilk defa tanışıyor. Ve ikisi, üçü de bu arada ilk defa birbirlerini görüyorlar. Yani tabii Natasha ile Steve'in uzun süreçli arkadaşlıkları orada başlıyor. Ha, kulaklığın piri bitiyormuş. Öbür taraftan tekrardan Kaptan Amerika, Thor ve Iron Man için de geçerli. O çok ormanda daha akılda kalan bir aynen sahne. Ki onların tanıştırılma şekli de çok iyi. Her ne kadar tabii Avengers tabii. 6 kişiden tabii ulaşsa da ulaşsa da ne ya? Toplansa da, oluşsa da aslında bakıldığında Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor'un yeri ayrıdır. Hani herkesin gözünde ayrıdır. Onlar trenisi gibi. Aynen. Büyük o üçlü de ayrı bir değerlendiriliyor baktığında. O üçlünün tanışma şekli de gerçekten güzel. Her bir karakterin aslında bu noktada Joss Whedon'a tebrik etmek lazım. Her bir karakterin matematiğini, dinamiğini solo filmlerinden farklı bir şekilde işlemektense olabildiğince benzer ve aynı temelleri oturtmuş. Tony Stark herhangi bir şekilde ödün vermiyor kişiliğinden, bu şekilde yazılmış. Bu filmin senaristi de Joss Whedon, yanlış değilsem. Öyle sanırım. Sanırım. Bakayım. Yani o noktada bence iyi iş çıkarmış. Zamanla işte bazı malum olaylar gereği tartışmalı mevzular tekrardan oluşsa da bu film üzerinde konuşmak gerekiyor. Tabii. Yazarlardan biri Josh Whedon, bir de Zack Penn diye birisi. Ha, Zack Penn'i biliyorum. Aynen. Ya Zack Penn de klasik Marvel senaristlerinden bir tanesi. Tabii. X-Men'lerden üzerinde... biri yer alan. Elektra'dan falan biri yer alan. Aynen öyle. Bu film üzerinde Joss Whedon'ın iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu şekilde soktalayacağım ben şeyimi, cümlemi. Orayı şey de ekleyeyim. Karakterlerin bir arada bulunmalarını hani şöyle de detaylandırıyor. Hem ilk toplanmaları birlikte böyle küçük gruplar halinde. Hem de ondan sonraki toplanmalar da mesela Natasha ile Banner ileride hani ilişkilerine gidecek bir yolda karşılaşıyorlar. Sonra Thor'la Loki'yi kardeş kavgasında buluşturuyor. Hani hepsinin hem kendi kişisel hikayesini hem gelecekte yönü verecek hikayelerini hem de o filmdeki hikayelerini birçok açıdan gerçekten çok iyi kombinasyonlarla görüyoruz. Zaman zaman bir araya giriyorlar, zaman zaman bölünüyorlar ama harbiden adam güzel bir ince işçilik yapmış diyebilirim hani, yani. Aslında başta şey gibi duruyor hani biz şey dedik gerçi. Hani hepsi bir araya böyle çok gelmiyor. Hani nadiren hepsini bir arada görüyoruz ama hepsinin öyle bir araya fazla gelmemesi özellikle bu final savaşındaki o malum şeyi klasik, şey var ya. Aynen 360 derece kamera dönüyor aynen. O kısmı da açıkçası inanılmaz şey yapıyor böyle. Climactic mi denir onu artık? Vurucu mu denir? Tabii. Etkileyici aynen. Yapıyor. Çok daha altını tabii, dolduruyor sahnenin. Zaten yani. İlk defa orada 6 tane oluyorlar. Yok şeyde de var. Helicarrier'da da bir tane olması lazım. Clint yok, yok orada. Helicarrier'da Clint yok doğru. Clint İlk defa aynen. Orada assemble doğru. Konumuna geliyor gibiler. Doğru. Aslında onun vurgusu da gayet güzel. Peki etrafında dolaştık. İnce nüanslara, detaylara girmeden öncesinde filme olan puanımızı da söyleyelim isterseniz. Bak ben de şu anda hiç puan vermediğimi hatırladım. 8. O zaman buyurun. Sen 8 7. yapıştırmışsın. Okey. 7. Benden de bir 7 kopar gibi. Bilmiyorum. Eğer değiştirirsem arkadaşlar Letterboxd hesabımda bakabilirsiniz. Şu anda çünkü anlık puan veriyorum. Hiç aklıma gelmedi. Okay. Ama sanırım belli evet. E, 7 gibi duruyor. Bakayım ben zamanında vermiş miyim? Eskiden kaç verdiğime baktım. Eğer şey olsaydı değiştirseydim eğer. Benim şu an hepsi verili olduğu için değişmiyor yani yine izleyince çoğu. Yani benim zamanında da şey. Söylüyorum. Bazen şey olabilir ya eskiden kötü hatırlıyorsundur. Tabii öyle şeyler de olabilir. Ya illa hatırlamak da bir yana.
Ha bir de şey de... Zamanla senin deneyimin ve film paletin genişledikçe olaylara olan Tabii bakış ki. açın da değişiyor ister istemez. Ama Ama hani ya... kendi özelimde ben hani güncel izlediğim için daha yakın şu anki Ha, düşüncelerime. senin konu zaten yakın. Aynen. Aşırı bir farklılık olmuyor. Bir de Okey. bu karakter bağlantılara şunu ekleyerek kapatayım o konuyu isterseniz. Olur. Bu karakterlerin bölünmelerinden bahsettik. Bir araya gelip azınlık ve toplu olarak başarılarından bahsettik. Burada filmin süresinin de müthiş kullanma var. Tabii ki. Film 2 saat 23 dakika civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, aynen. Hani o civarlarda. Ve ekran süreleri konusunda olabildiğince eşit bence davranılmış. Ve hepsine yeterli doygunluk veriyor yani. İzlediğinde Tabii hepsini ki Clint biraz sindiriyor. istiyor ama onun durumu malum Ama zaten. Clint de başta aslında çok şey başlıyor, Yani dominant biraz başlıyor. başta öyle başladığı için sonradan göremiyoruz fazla. Tabii. Ben aslında tam olarak ona da katılmıyorum ya. Yani tabii ki Natasha kadar ekran süresi almasa da Ben bir bakayım aslında ona ya. filmin geneline bakıldığında bence Clint'e de yeteri kadar süre verildiğini düşünüyorum. Tabii. Şimdi karakter dinamiklerinden isterseniz oradan devam edelim. Çünkü orada deşilecek bayağı bir konu var, bayağı bir Tabii. nokta var. Bu Mesela arada bunda, tabii. çok kısa bölüyorum kusura bakmayın ama karakterlerin şeylerine hiç böyle bakmış mıydınız? Ne kadar ekran Ekran süre süreleri. verdiklerine. Buyur Aynen sen oku öyle. abi. En düşüğü, ana kadrodan en düşük Clint Barton 12 dakika 45 saniyeyle. Okey. Sonra Natasha ne Thor kadar? var. Aa, dur. Bekle daha yakın. Oraya gelmedik oraya. Thor Hadi var hızlı 18. yapıştır. Thor 18 dakika. Nick Fury 18 dakika 15 saniye. Yakınlar. Loki 20 dakika. Bruce Banner 21 dakika 45 saniye. Natasha 24 dakika 45 saniye. Wow. Steve Rogers 28 dakika 15 saniye. Tony Stark 31 dakika 45 saniye. Yine o kadar eşit değilmiş ama Yani izleyince yani o eşitlik hissini aldım evet. öyle diyeyim o zaman. Ha, yani öyle bir filmde zaten 3 dakikanın lafını çok yapmayız da Natasha ve şey arasında bayağı fark varmış aslında. Clint'le Natasha arasında. Natasha'nın ama girişi çok uzuyor mesela. 5 dakikalık bir sekansı var. Ajan olduğunu ve Bruce'a Doğru gerçi. gittiği falan derken. Doğru. Ben şimdi bir kulaklık değiştireceğim. Bir 10 saniyeliğine ses gidebilir. Var mı? O tabii muhtemelen katmışlardır. Umarım katmışlardır. Evet, şu an sesiniz geliyor olması lazım. Tamam, alo, geliyor mu? Geliyor ama dehşet geliyor bana da. Onun da sesini biraz Hmm. kısacağım. Ama dikkat et şey olmasın, kaydı da değiştirmesin. Evet ses verin bakalım bir. Alo. Alo. Den. Tamamdır. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi ben şeyden bahsetmek istiyorum birazcık. Joss Whedon'ın her ne kadar ben bu bilgiyi de bu arada Mert'ten aldım. Joss Whedon'ın normalde film dünyasının öncesinde birazcık da çizgi roman geçmişi Ha, varmış. Çizgi tabii. roman yazarlığı da yapıyormuş. O noktada aslında biliyor musun? O özelliği de çok fazlasıyla belli oluyor. E Çünkü zaten o yüzden seçtiler zamanında. ha. Tabii ya Hani bilmiyorum ben şey gibi de toplu karakter hikayelerinde gerçekten iyi işler yazdığı için ilk adaylardan birisiydi ki şans Crossover verdiler. eventlerinde iyi işler yapıyor. Yani. Aynen. O yüzden normal yani Josh Whedon'ı seçmeleri. Ya özellikle abimizin Steve ile Stark'ı birbirine düşürmesi ve bu birbirine düşürme muhabbetinin sadece Civil War'a ileride işlenmesi olası bir Civil War hikayesine atıfta bulunmaktan da çok fazla bir yandan da aslında ikisinin kişiliğinin gerçekten de uymamasından ötürü birbirine düşürmesi çok rahat bir şekilde fark edilebiliyor. Yani iki tarafında aslında tam olarak neden birbirine karşıt görüşlere sahip olduğunu rahatlıkla anlıyorsun. Çünkü eğer tabii ki bunu anlaman da aslında biraz olsun orijin filmlerini izlemene bağlı. Eğer solo filmlerini izlediysen ve bu karakterlerin aslında Tanıyorsun bakış artık. açısına aynen kesinlikle birazcık olsun tanıdıysan ister istemez Steve'in belirli noktalarda olsa dahi körü körüne verilen emre uyduğunu hatta belirli bir noktada bu emri işte dediğim gibi sorgulamadan öncesinde gerçekleştirmek istediğini çünkü bu Aynen. emrin kendisinden de rütbesi yüksek birisi tarafından geldiğini biliyoruz. Öbür Tam bir taraftan asker Tony gibi. kesinlikle Yani. kesinlikle ideal bir asker. Aksi takdirde Tony bir yandan hem Iron Man'in ilk filmiyle beraber aslında yıllar yıllar boyunca inandığı mesleğe, inandığı gerçeğin aksini bulması, aksini deneyimlemesi ve bu gerçeğin farkına varmasıyla etrafındaki her şeyi sorgulaması ve bu sorgulamanın aslında bu filmde de devam etmesi o da rahatlıkla görülüyor. Tabii ki, tabii ki. Ama fark ettiyseniz bu noktada Tony biraz olsun Steve'i kendi tarafına çekiyor. Steve'in de Shield'ın karanlık Tabii. gerçeklerini gün yüzüne çıkarmasıyla aslında biraz Tabii. olsun Steve de Tony ile hemfikir oluyor zamanla. Ama Zaten söyle. Steve'in hikayesi malum hani şeyden beri First Avenger'dan Avenger'a oradan Winter Soldier'a
o şekilde gelişecek şekilde tasarlandığını hissettiriyor zaten bir tık. Yani o konuda tabii ki çok güzel gösteriyor Avengers'ın onun başlangıcı. Hani, Tony de o eski filmlerin devamlılığında yeni şeyler de yaşıyor ama onları da koruyor. Fakat bunu bir sahnede çok böyle bariz bir şekilde açıklıyor. Coulson öldükten sonra konuşurlarken Steve'le ben asker değilim deyip böyle bir şok içindeymiş gibi onu veriyor. Hani ilk defa bir askeri kaybettin lafı geçiyor ya Coulson evet. için. Tony de onu harbiden ilk defa o kadar deneyimliyor diyelim. Daha önce hiç öyle bir ekip arkadaşını kaybetmedi çünkü hep her şeyi hep her zaman kendi yapıyordu. Doğru. Hep benciydi. Ha bir Yin seni kaybetti zamanında ama Yin seninki de ama Yin sen biraz kabul edilebilir bir kaybetti. Aynen. Planlı falan bir şeydi o. Yin burada senin ölümüyle barışıktı en azından. Aynen. Burada hiç beklemediği anda çok yakın olan birisi özellikle ilk sahnelerde Pepper'lı olan filmi diyorsun. Yani. Başında ajan olacaktı falan lafları falan böyle kıskanmalarından sonra onu da bayağı değiştiriyor yani. Onu da bir tetikleyici, vurucu bir unsur oluyor. Evet. İnsanların genili Endgame özellikle yayınlandıktan sonra ta Avengers yani bu filmde Steve ile Tony arasındaki atışmayı referans göstererek Tony'nin parmağını şıklatmasını aslında yayınlıyorlardı. İşte Steve diyordu ki işte kostümünü, zırhını çıkarırsak geriye ne kalır ki diyor. Ve Tony parmağını şıklatıyor. Aslında Tony'nin kendisini kanıtlama şekli ta filmler sonrasında Endgame'de parmağını şıklatması değil. Bu filmde tereddüt etmeden nükleer füzeyi uzaya göndermesi aslında. Aynen yani öyle. Ta ilk filmde onun karakter gelişimi tamamlanıyor aslında. Tabii zaten tabii onlar gerçekleşmeden önce ikili arasındaki atışmalarda şey diyor. Ben direkt çiti keserim diyor. Tabii yani. Kesinlikle. Aynen. Füzeyi yollayarak da cidden harbiden yani, yine kendi çitiyor. Başına davranıp bu sefer çok daha büyük bir kitleyi kurtarmak için çiti kesiyor. Heh. O da Thanos'u çağırıyor. Yani Tony'nin karakter gelişimine neden bu kadar mükemmel abi olduğunu tekrardan yani. Iron Man 3'te de konuşuruz ama şunu belirtmekte fayda var. Şimdi Tony büyüyor bu filmde. Tony bu filmde aslında ulaşabileceği maksimum noktaya ulaşıyor, tamam mı? Sonrasında hani diyorsun ki önümüzdeki filmlerde daha ne kadar gelişebilir ki? Çünkü bundan sonra artık stabil kalır. Ama bu filmde gelişirken bir yandan da kendisine darbe verebilecek, hasar verebilecek bir şey ediniyor. Travmalarla beraber. Bir travma ediniyor, evet. Aynen. Bu şekilde karakter gelişimi yükseldikten sonra çöküşe uğruyor. Ve şimdi hani, o çöküşün yükselmesini izliyoruz. Şey de değil ya, tam çöküşle denemez ama hani yanına yeni bir yer ekliyorlar. Yeni bir atıyorum kat veya daire gibi. Ve o katın yükselmesini sağlıyor. Bir şeyleri yok etmiyor yani mu? Yani şey gibi. Aslında yaptıklarının sebebi başka şeyler doğururun. Bir örneği bu. Tony'nin kabuslar görecek kadar şey travma oluyor. Geçirmesi. Uzaya çıktığındaki gördükleri falan. Yani Tony'nin hani önceki Marvel yayınlarında şey demiştim ya ben. İşte ilk filmde Tony gelişiyor. İkinci filmde Iron Man gelişiyor. Bu filmde ikisi bir gelişiyor. Gelişimini tamamlıyor harbiden. Gelişimini tamamlıyor desek daha iyi. İkisi yani. Birleşip gelişimleri tamamlıyor. Daha önce birazcık ayrı ayrı görüyorduk. Tabii ama Iron Man 3'te zaten konuşacağız bunları. Ondan sonra da çok daha farklı olaylara evriliyor. O yüzden harbiden Tony'nin karakter gelişimi bence cidden böyle özellikle ilk fazda iki filmle birden doldurmalarından sonra bu çok güzel bir kapanış oluyor onun için. Tabii. Adam bayağı 3 filmlik gelişimi yaşadı. Aynen ki her kapanış bir yeni açılıştır. Bu da onun göstergesi. O zaman isterseniz birazcık şeye atlayalım. Bruce Banner mevzusuna atlayalım. Çünkü hatırlarsanız Incredible Hulk'ta ben şöyle bir fikir öne sürmüştüm. Şöyle bir düşünce, argüman öne sürmüştüm. İşte Incredible Hulk'ın her ne kadar karakter gelişimi bu filmle beraber tamamlansa da yani düzgün bir yere taşınsa da gözle görülebilir bir gelişim görsek de önümüzdeki filmlerde The Incredible Hulk'ta kaydedilen gelişme tamamen çöpe atılıyor demiştim. Ki bunun da aslında tam olarak arkasında bir noktaya kadar evet. Ve bu filmde de aslında onun nedenini de açıklayacağım. Ama onun öncesinde ta Iron Man 2'de ki ta dememizin sebebi yayınlanma tarihine göre biz daha bu sabah çektik bölümü. Iron Man 2'de Rhodey'nin recast mevzusunu da konuşmuştuk. Hadi gelin bir de Mark Ruffalo ile Edward Norton arasındaki değişimi de konuşalım. Tabii. Bruce Banner'ın recast'ini beğendiniz mi arkadaşlar ya? Ben çok beğendim ya. Zamanınızda gözünüze batmış mıydı peki? Yok. Abi zamanında daha böyle işin eğlenceli tarafına bakarken en azından şey demiştim. Oğlum ne kadar takıma yakışıyor lan böyle. Hani eğlenceli falan böyle hani. O zamanlar tatlı bulmuştum şeyi. O zamanlar Mark Ruffalo'yu tatlı bulmuştum. Ya biraz şöyle şundan da olabilir o. The Incredible Hulk'a baktığımızda orada eğlenceli bir Hulk ve Banner yok. Eğlence değil.
Tabii, o tabii. Ciddi bir film. Aynen. Burada direkt yeni Marvel mizajında bir Hulk Banner görmek yani... tabii bayağı bir dinamik değişikliklerine sebep oluyor. Ama arada da bir yıldır Hulk'a dönüşmeyen bir Banner var. Evet. O son film, Incredible Hulk'ın sonundaki meditasyon Banner'ı hala bayağı bir iş, ustalaşmış şekilde devam ediyor tabii, gibi. Tabii tabii, ama Amazon Angry'den zaten şey yapıyor onu. Tabii tabii. Çünkü bir de şeyler de var hani. Her ne kadar bağlantısı kopuk da desek, birebir o filmden görüntüler hala bu filmde kullanılıyor canım. Tabii canım. Yani devamlılık açısından kötü bir bağlantılar yok bence. Bir şey biraz garip geldi bana. Onu Incredible Hulk'ın sonunda verdiler mi bilmiyorum. Bence vermediler ama. Bu filmin ilk açılışında Natasha'nın geldiği o köyümsü yer. Evet. Calcutta denen bir Hindistan şehri. Aynen. Incredible Hulk'ın sonunda Hindistan'a gidiyor muydu? Onu gösteriyorlar mıydı? Hatırlamıyorum. Hayır. Ben yine Brezilya tarafında kaldığını hatırlıyorum yine nedense. Yine bir ormanlık bir arazide kalıyordu. Belki ama... orayı işte orası Calcutta'ydı diye buradan abi, devam ettirdiler ama. Yani o devamlılık biraz şey oluyor böyle. Sayısalcıyım, coğrafyayla bile yok etmeyin ama. Yani orası hiç Hindistan gibi görünmüyordu. Yani coğrafya bir kere. Bir kere bitki örtüsü el vermiyor olsun. Abi. Yani. Gidip görmedim ama olsun. Gidip görmeye gerek yok. Şey İnternetten maketer. ben şeyi biraz masaya yatırmak istiyorum. Bruce Banner değil, aynı zamanda Hulk da recast oldu fark ettiyseniz. Yani dehşet büyük bir değişiklik var. Özellikle The Incredible Hulk'a göre. Anlamında. Aynen. Hani görsel efekti çok daha değişmiş. Ve ben Incredible Hulk'ta yakındığım olay bu filmde mesela çok güzel bir şekilde de kurtarılmış. Incredible Hulk'ta yani CGI'ye bir yana gerçek hayatla olan ilişkisi, yani içinde bulunduğu sahneyle olan bağlantısının yeteri kadar iyi bir şekilde harmanlanamadığını düşünmüştüm. Harmanlanamadığını düşünmüştüm. kusura bakmayın, yorgun. Sırıtıyordu. Tabii ki sırıtıyordu. Ve sırıtmasının aslında temel nedenlerinden birisi de sırf diğer insanlara göre, bak bunu da Murat'tan hatırlıyorum, çok fazla gerçekçi görünmesi değil, hani gerçekçi üzerine gerçekçi görünmesi değil, bir yandan da fizik kurallarını aşmasıydı. Yani zıpladığında ve yere iniş yaptığında o ağırlığı hissetmiyordun. Burada mesela Thor'un çekicini kaldırdığında ayaklarıyla böyle yeri falan deliyor. Ya da mesela bir yerden bir yere zıpladığında... Bir de özellikle gösteriyorlar. Aynen, Harry Carrion'ın o sallandığını görebiliyorsun. Çok minik kamera hareketleriyle bile, kamera işçiliğiyle bile tabii, o tabii. Kurtarılabiliyor, tabii kurtarılabiliyor. Ki. Benim The Incredible Hulk'ın sonundan sonra Hulk'ın gelişiminin, özellikle Bruce Banner'ın gelişiminin harcanmasını iddia etmemin temel sebebi de aslında şurada yatıyor. The Incredible Hulk'ın sonunda Bruce Banner aslında Hulk'la birazcık barışık bir yola evriliyordu. Hani tabii kontrolünde. Tabii kontrolünü sağlıyordu. Bu filmde bırak kontrolü sağlaması, bir yana korkuyor. Korkması da aynen, zaten korkması her zaman var. Korku her zaman sürüyor. Bir yandan da Hulk'tan nefret edermişçesine adını bile anlıyor. Ulan Voldemort mu bu? İşte Other Guy. Hani Hulk Other Guy. Hulk demiyoruz biz. Other Guy diyoruz. Yani o kadar fazla artık kendisinden izole etmeye çalışıyor ki ki bir yıl mı demiştin Natasha? Bir yıldır falan şey yapıyor. İşte hani adını bile anmak istemiyor. Şimdi bu aslında yani ben yanlışsam lütfen yanlışım deyin. Incredible Hulk'taki gelişimi harcamak değil midir? Bir nokta. Ya evet. Tam şu yüzden diyemiyorum. Çünkü Incredible Hulk'ın sonunda evet meditasyonla böyle bir kontrol altına alma durumu oluyordu ama hala korktuğu için ondan bu Banner'ın öyle davranması normal. Çünkü şey gibi, korkularını artık açığa çıkarmadan bastırabilmeyi öğrenen bir Banner'dı o. Burada da öyle bir bakıyor. Ha, onu şeye mi bağlamak istiyorsun? İşte, I'm always angry veya işte I'm always... Evet. Ben hep korkuyorum gibi. Hani vücudunu artık öyle bir şeyle eğitmiş ki o bir yılda. Ha, harbiden her zaman sinirli olsa bile edebiliyor bir şekilde kontrol. Ha bu arada ama bu o da komik değil mi Mert? Altlarındaki ızgara patlıyor, bir anda çıldırıyor. Yani bizim abimiz 5 tane falan, ne 5 tanesi? Yüzde abarttım. Onlarca ajan peşinden kovalıyor. Kalbi böyle 180'e çıkıyor, köşede yapıyor. 120 yediriyor, devam ediyor. Bu ama ah, işte, ah dizim kafam yaralandı falan diye bir anda. O filmin olayı oydu abi. Yani kolunda falan saat, kalp ritmi sayıcı vardı. Yani, hediye yanında da abi, seviniyordu. O filmin olayı o diyemezsin. O karakterin olayı o diyebilirsin. O nedenle ben söylemiştim. Siz çok garipsemiştiniz. Bak o nedenle ben söylemiştim. Siz fazlasıyla garipsemiştiniz. Sizce Incredible Hulk Marvel sinematik evreninin bir parçası mı olmalı? Yoksa parçası abi. Bak şöyle düşün. Zaten parça... Onu konuşmuyoruz lan. Yok yok, tamam. Şey diyeceğim. Nazara tekniğini çöpe attın şimdi. Hayır bak. Bir şey sen diyeceğim. Sen söyle. Tamam okey. Bak şimdi o
kalp sayıcı falan dedik ya. Evet. Filmin sonunda Incredible Hulk'ta öğrendi dedik ya. Heh, okay. Kalp sayıcı mesela kalmadı. Burada o yüzden yok. İhtiyacı kalmadı. İşte olay i̇htiyacı da yok. Orada ihtiyacı kadar... olmadığını göstermiyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Doğru. Yani küçük bir sahnede gösteriyorlar ama bence tırt orası. O zaman Tony böyle o son sahneyi ya. Yapmayacaksın abi bak. O son sahnede gözler yeşil, meditasyon, yanda sayaç var. İşte tabii, olmadığısa sıfıra ben oradan şey anlıyorum. He sen kontrol ediyorsun. Hani biraz daha utanmasalar tabii. Ona kesinlikle katılıyorum. Profesör Hulk'ı falan yapacaklar. Onda çok haklısın. O son sahnedeki... Ki aynen oradaki transition'a da şuradan bağlayayım. Tony de film içerisinde bunu söylüyor aslında. Bak yıllar sonra Endgame'de işte şeyi gördük. Profesör Hulk'ı gördük. Tamamen Hulk'la barıştığını ve benimsediğini gördük. Ama bu filmde de aslında Tony arka arkaya telkin ediyor. Bruce'a diyor ki aynen. Bak ben bu kalbimdeki şeyle barışabilmeyi, yaşayabilmeyi öğrendim. Ki Iron Man işte senin o da biraz bir şey alıyor. Yani o biraz ikiyüzlülük ama neyse. Sana da Iron Man işte onu güzel koparıyorlar. Bak o bölüme gelince aslında konuşuruz. Bruce'a da aslında onu teklif ediyor. Sen de bununla barışabilirsin diyor. Yani Profesör Hulk'ın tohumlarını ekiyor aslında. Hatta şeyden filmler öncesinden. Şeyden bağlıyor hani. İşte neden ölmedin? O adam izin vermedi. Öteki adam. Hulk için diyor. Tabii. Hani. Aynen. Bak mesela Tony onu da öngörüyor. O konuda Tony'ye gerçekten hani yiğidini öldür hakkını yeme. Ben şeye de değinmek istiyorum Hulk'la ilgili. Okay. Bu filmde Hulk'ın ilk Hulk olarak o dönüştüğü Natasha'yla olan sahnesinde evet. Şöyle bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum ama Incredible Hulk'taki Hulk'ın ilk gözüktüğü sekans ile çok benzer. Karanlıklar, sisler evet. İçerisinden silüet şeklinde gözükmeler. Müthiş bir böyle paralellik var. Ama daha sonrasında tabii zaten roar diye smash ya. Yapıyor da. Öyle bir karakter için çok iyi bir giriş o zaten. Tabii yani çok onu o paralellik yani. Yakın zamanda izledik ya şimdi dikkatimi çekti. Dedim aa ne güzel yapmışsınız. Ama şöyle bir şey de var şimdi ben bunca zaman Edward daha iyiydi vesaire şu bu dedim ama şöyle bir durum da var. Edward'ın karakteri ya Edward Norton'un karakteri bu film için olmaz. Bu filme olmazdı. O karakter belki de olurdu koysun. Abi bilemiyorum. Bak şu yönden olurdu. O karakter fazla olurdu. Bu diyalog olmasa da orası net. Hani... Bak şu yüzden olabilirdi. Edward çünkü... Norton olsaydı affedersin ben. Filmin senaristlerinde de Edward Norton olurdu zaten. İnan bana. Ha tamam orası evet. Buyur. Bak şu yüzden olabilirdi. Bruce için konuşuyorum. Filmde Bruce'un ilk rolü neydi? Tesseract'ı bul. Sen Gamma'da uzmansın. Gamma'da uzman Edward. Edward Norton'un da karakteri çok iyi. Çok çok iyiydi bir Gamma'da. Evet, aynen. Filmde zaten kullanıyordu kendisini. Hani o yüzden o devamlılık sağlanabilirdi. Ya o yüzden Edward Norton'un Bruce'u olsa ben çok yadırgayacağımı düşünmüyorum ama Emre'nin dediği neden yüzünden olmazdı muhtemelen. Ya şimdi şöyle bak, buyur Murat, affedersin. Buyur. Yok ben çok Incredible Hulk'ta çok minik bir yere bağlayacaktım. Onu bağlayayım şey yapmayalım sonra bir daha geri dönmeyelim. Tabii. Incredible Hulk olsa şöyle bir şey de isterdim. Incredible Hulk'la beraber hazır fırsatı değerlendirmişken o filmden Rick Jones'u da alıp getirebilirlerdi. Rick Jones? Mr. Blue. Laboratuvar. Ha. Okay, tamam. Ya ama yok de, ya. Hadi bir tane de benden patlasın. Bir tane de benden patlasın. Tamam. The Incredible Hulk atıfı. Orada mesela biz konuşmuştuk ya. Albay abi Ross. Bak ta o zamanlar süper asker projesinin aslında peşine düşmüşler. Yani Steve Rogers'ın yıllar önce. Yani Steve ki değiniyorlar. Dr. Erskine'in yıllar öncesinde çabaladığı şeyi, yaptığı şeyi yapmaya çabalıyorlar demiştim. Burada aha. Da tek bir diyalogla çok da güzel bence gayet de yerinde tek bir diyalogla atıyorlar. Ya bu benim gibi olmaya mı çalışıyordu abi şu görüntülere falan baksana falan dönüyor. bu ne yok ben böyle mi olacaktım? çok iyi gitmedi falan diyor. Ki bak mesela She-Hulk'ta mesela şimdi Falcon and Winter Soldier'da işte bizim doktorumuzun bambaşka şu an zamanla toz olan bir tane yeni modern doktorlardan bir tanesinin bilim adamlarından bir tanesinin aşıyı, serumu herhangi bir semptom göster... Bu arada semptom dediğin de yani bayağı kaslanıyorsun. Semptom dediğin öyle olsun. Herhangi bir semptom göstermeden... Yan etki diyelim. Güçlendirdiğini gördük. Yan etkisi olmadan bu serumu işe yarar hale getirdiğini gördük. Belki de She-Hulk dizisinde bunun başka bir örneğini gamma ışınları yoluyla göreceğiz. Yani Bruce'un başaracağını başka bir bilim adamı başaracak belki de. Ve o bilim adamı da Ross abimizin komutası altında çalışan bir bilim adamı olabilir. Neyse She-Hulk teorileri bir yana. Tabii. Hulk hakkında belirtmek istediğiniz başka bir şey yoksa isterseniz birazcık controversial, biraz tartışmalı bir konuya geleceğim. Hulk'ı filmde... şöyle kapatayım. Hani tamam. Hulk'ın böyle sevdirmeyi çok iyi başarıyor bu film. Özellikle evet, Incredible Hulk'tan sonra. Hem ikonik sahnelerle hem repliklerle ki repliklere birazdan gireriz. Bence bu filmin senaryosu
Daki her bir replik çok iyi yazılmış. Evet, replik dinamikleri güzel. Repliği çok iyi olan filmler, MCU filmlerinden biri bence bu. Helly Carrier'da öyle Bruce'un bir şeyi var ya, anlık böyle çok kısa bir tiradı var ya. Çünkü hani her karakter kendi kişiliğini de ortaya çıkarabiliyor. Karşıt fikirlerle de çatışabiliyorlar. Tabii, tabii. Ortalıkta da buluşabiliyorlar. Bence güzel yazılmış ya. Ya abi o Helly Carrier biraz şeydi. Yani bana biraz şey gibi hissettirdi. Tamam, o sahne gerçekten etkileyiciydi ve güzeldi ama biraz şey hissiyatı aldım. Her bir karakterin bir diğerine karşıt görüşü bulunmakta ve bunu nereden biliyoruz? Karakterin çizgi romanı gereği bilmiyoruz. Aslında tabii. Geçtiğimiz filmlerde bunlar cidden belirtildi. Ve bu gerçekler göz ardı edilerek filme devam edilseydi hani 2012 yılında değil, bak şimdi tekrardan filmleri inceliyoruz, 2021 yılında birisinin gözüne batardı. Ama çünkü karakterleri gittikçe filmler boyunca daha da yakından gördük. Aynen. Onu sanki çok hızlı aradan çıkarmışlar. Öbür türlü uzun tutsalardı da o da garip olurdu. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Yani. Hakikaten kendi lafımı ağzıma takabilirim. Çünkü o zaman da film boyunca tartışırlardı. Ha, bir tercih yapmak zorundaymışlar. Aynen öyle. Güzel kurtarıyorlar işte. Steve diyor ki işte zırhını tak kapışalım, zırhını tak kapışalım. Gemi patlıyor işte, uzay şey helikopter patlıyor. Aniden bozuluyor. Bir yandan diyor ki tamam hakikaten zırhını tak, hadi zırhını giy şey yapalım hani. Ki o ikili özelinde de hani babasıyla Steve'in iyi ilişkileri olması da çok tezatlık yaratıyor. O, yani Stark için, ya. Tony için de aslında birazcık hayal kırıklığı. Babanı tanırdım. Babam bu adama mı inanıyormuş? Evet evet, o birazcık acı. Ama ne yaparsın işte. O zaman isterseniz birazcık da Joss Whedon filmin yönetmeni hakkında konuşalım. Kendisinden bahsettik filmin başında. Joss Whedon'un seksizin köşesi. Ya şimdi Joss Whedon aslında insanların çoğu Avengers filmiyle bilmez. Avengers filminde bildikleri form Avengers filminin yönetmeni olarak bilirler. Asıl Joss Whedon'un adının böyle damgalandığı yapım. Evet. Tam oraya giriyordum. 2017 buraya. Yılında çıkan Justice League projesi. Asıl kendisi, onu bilirler diyecektim ben de. Age of Ultron, gerçi Age of Ultron'u da bilirler diyecektim ama Justice League'in olayı çok daha. Ya şu noktada Justice League'de herkes tanıdı abi. Doğru. Zack Snyder'ın başına gelenlerin zaten hani haberi olmayan varsa direkt interneti arayabilir artık. Biz söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sonrasında Joss Whedon Justice League alıyor ve 2017 yılında çıkan versiyona son imzayı atan, son noktayı koyan Joss Whedon. Ve birçok insan da biz de dahil olmak üzere. Sizin adınızı da emin bir şekilde konuşabiliyorum bu noktada. Çektiğimiz onca Zack Snyder video denemelerinden sonra çok bir iyi bir iş ortaya koymamıştı. Ama mesele bu değil. Şu anda konuşacağımız konu bu değil. Hem Joss Whedon'ın daha sonrasında diğer aktrisler üzerinden basına yapılan bir açıklamasıyla Scarlett ablamızın yıllar sonra Iron Man 2 üzerine yaptığı bir açıklamayı şu noktada harmanlamak lazım. Birincisi, ki daha taze bir olay yani. Tabii. Zack Snyder'ın Justice League'i çıkması kararlaştırıldıktan sonra eski filmlerdeki olaylar gün yüzüne çıktı. Ufak ufak başladı. Mesela Gal Gadot set içerisinde belirli tacizlerin bulunduğundan açıkladı. Ray Fisher zaten aylar öncesinden ötmeye başlamıştı. Tabii. Bir süreden sonra artık günlük gerçekleştirdiği için bu şeyleri artık gergileri yani millet artık takmamaya başladı Ray Fisher'a. Gal Gadot söyleyince işler ciddiye bindi. Şimdi Joss Whedon bu noktada gerçekten seksizmi yapımlarında hissettirebilir mi? Aslında biraz öyle. Yani çektiği yapımlara bakıldığında tamam bu hissettirilebiliyor. Ama bence bu bir noktada tüm sorunu Joss Whedon'ın üzerine de atmamak lazım. Çünkü karakterin şeyi gereği, hani karakterin yapısı gereği Natasha'nın her türlü bir latex'e başvurması gerekiyordu. Söz konusu durum kostüm olunca. İlla olacak. Öbür taraftan ben şeyi ilginç buldum. Bak yıllar sonrasında biz bu filmleri izliyoruz. Scarlett ablamız oynuyor. Aylar boyunca bu yapımların içerisinde yer alıyor. Buna rağmen Scarlett'in Iron Man 2'de beni seksiz bir şekilde gösterdiler deyip diğer filmler arasından Iron Man 2'yi söyleyip bu filmi göstermemesi çok garip. Çünkü ben şahsen bu filmde Iron Man 2'ye kıyasla daha fazla Natasha'nın hani feminen yönünün ön plana çıkarıldığını ve güçlü kadın portresinin daha az plana, arka plana atıldığını düşünüyorum. Evet, biraz Damsel in Distress'e çeviriyorlar bazen. Hani belki filmlerin sırasını karıştırmıştır. Yaşlandı ya biraz. Ya işte Gwyneth Paltrow'un şeyi var ya, ben Spider-Man'de mi oynadım ya falan diyor ya. O da bayağı Bram. Onun da o kadar derdi umurunda değil ki. Ya bu şekilde biz de tabii Joss Whedon'ın önceki tartışmalı mevzularından mütevellit. Acaba bu filmde de Scarlett ablamıza böyle ekstra bir hani feminen yönü, bir kadın gösterelim de falan şey mi olsun diye düşünmüş ama olabilir. Ama çok mi? Çok da çok sahne var yani öyle şimdi. Evet ya direkt şey zaten evet, dekolteyle yakın dövüş yapmazsın bu arada yani. Yani o bir şey sahnesi zaten direkt. Adamı bacağıyla böyle tutup şey yapıyor ya böyle. Helikopter gibi. Arkadaşlar ama o meşhur şey ya.
Helikopter hareket. Ya ama tamam da meşhur şey nedir? Zamanında işte Black Widow'da yanın dediği sen posersin diye gösterdiği harekettir. O meşhurdu. Onu bir kere gösterirsin. Meşhur olduğu için. Neyse girip şimdi ama o filme böyle girme. Üstsüz dekolteyle şey yapmazsın o yani. O film tatsız. Tamam girmeyeyim. Ben Josh Whedon'ı kapatacaksak madem küçük bir şey ekleyeyim. Kapatıyorum ha, sanırım. Ya seksist bir yavşak kısaca. Hani bu adamın çizgi roman tarafında en beğenilen işi olan bir şey yüzünden ben şu an günümüz MCU'suna biraz korkuyorum. Niye? Şudur o. Bu adamın en başarılı yaptığı, gerçekten iyi yaptığı bir hikaye var. Astonishing X-Men diye. Evet. Bunu umarım bunca olay sonrası X-Men'i MCU'ya getirirlerken kullanmazlar. Bir şey diyeceğim. Kullansalar eminim yazar olarak en azından iyi bir iş çıkaracaktır. Evet. Ama kullanmalarını istemiyorum maalesef. Bak, Jean Grey, Rogue, Emma Stone. Emma Stone değil. Elmas kadın adı neydi? Emma Frost. Emma Frost. Bu üçlünün inanılmaz Emma Frost, Emma Stone. Ya Emma oğlum ikisi. Okey, sıkıntı yok, aynen. O üçlüyü eğer Joss Whedon X-Men yapımı yaparsa şey olarak görebiliyorum. Sex appeal üzerinden görebiliyorum. Ya aynen. Charles'a bile yapar. Feminen yönünü ön plana çıkarmışlar falan dedim. Hakikaten aradığım terimi söyledin. Sex appeal mevzusunu. O satar ama ya. Satar o. Çok iyi yönetiyor valla. Yani gün gösterelim değil, erkekler atlasın. Yani bu her türlü satıyor. Bu gerçek. Hani, konu biraz dağılıyor ama şeye çok uyuyor. Josh Whedon'ın yaptıkları eril göz bakış açısı vardır sinemada. Onun dibini yapıyor yani. Dibini yapıyor. Bir şey diyeceğim ama sonraki yapım özellikle Age of Ultron ve Justice League düşünce buradaki bir tık daha gene şey sanki diğerlerine göre. Masum. Evet. Hani bir de o dönemler var burada. Scarlett diyor benim hani işte ya çok seksistlik yaptılar falan filan da kusura bakmasın kendilerin girdiği ameliyatları da biliyoruz. O biraz şey olmuş ya, ama yani. Ama şimdi kişisel tercih ya. Bir tanesi Scarlett Johansson, bir tanesi Natasha Romanoff. O da onu kullanmak istiyor ama hani oyuncu olarak sonuçta. Neyse daha ya, derine bakalım. Girmeden. Peki neyse. Shield ne kadar kullanılıyor bu filmde? Hadi Shield'a gelelim. Shield'ın bir sex appeal yok ama olsun. Ya şimdi şöyle. Bayağı Shield orijinini tamamlanıyor bu filmde tabii, aslında. Tabii. Önceki filmlerde biz bir kolsunu görüyorduk. Ufaktan Nick Fury'nin konuştuklarını görüyorduk. Evet, i̇şte evet. Natasha ile büyüdü biraz. Sonra Hawkeye ile falan eklendi. Thor'da tabii direkt. Şu an bayağı tamam. Shield önce sahneler, ilk sahnelerde yıkılıyor bayağı. Daha sonra Shield yenilenerek Helicarrier'da falan böyle görüyoruz. Çok tüm bir tamam. Karargahı. İhtişamlı bir projeye girişiyorlar Shield olarak. Evet. Buyur. Yok tam ben de onu diyecektim. Hani özellikle şey sahnesi işte. Hani Helicarrier gibi bir şey. O dönem hani o şekilde böyle güzel sunmaları falan. Hı-hı. Yani özellikle Bruce şey diyor zaten. Abi benle denizaltına girmek istediğinizi emin misiniz? Ama bu daha da kötüymüş falan. Ya aslında güzel tanıtımdı ya. Shield'ın İlk filmlerden biri after creditslerde geri geldiğinde filmin yani çok büyük demeyelim de belirli bir kısmına dahil olmasının temel sebebi bir Avengers planının ortada olması. Haberdar etmesi. Avengers planı yani eğer şeye geçerse, hayata geçerse, bu proje hayata geçerse bu hazır hikayeyi olmak. Anlatan şeyi navigatör, narrator artık ne derseniz Shield olsun diye yapılmış ki normalde ilk Avengers filminin planlarında şöyle tüm film bir voiceover. Voiceover'da Maria Hill tarafından seslendiriliyor. Normal ilk plan buydu. İlk senaryo bunu oyun yapsınlar. Oyun olarak olur da bu. İşte başta ayrılardı. Sonra bir araya geldiler falan gibi tüm film boyunca. Klasik yani. Tüm film boyunca zaman zaman kaybolur sonra voiceover geliyor ya. İlk yapmamışlar bu arada. Ya böyle bir fikir varmış başlangıçta. Daha sonra Joss Whedon değiştirmeyi uygun görmüş. Dediğim gibi yani Shield normalde Avengers'ın kurulmasında çok büyük bir itici güç oynuyor. Bakın burada sadece Nick Fury demiyorum. Bir yandan da Shield diyorum. Shield. Çünkü kuruluş gereği de aslında birazcık ihtiyaç duyuyorlar. Ya birazcık demem biraz garip oldu ama. Ki film içerisinde bak daha Iron Man 2'de söyledik. Daha evren çok genişlemediği sürece daha fazla yere yakın, ayakları yere basan filmler görüyoruz. Ve bu filmlerin en büyük örneklerinden birisi de aslında bu. Buradan sonra artık ipin ucu kopmaya başlıyor. Çünkü şey de o zaten. Tamam da buyur. Nick Fury'nin senatörlerle görüşmesi. Mesela her an onları ittirmesi. Evet, bak ta işte çok klasiktir artık. Ya kardeşim nükleri gönderin ya falan demesi. Ve Nick Fury'ne de daha durun biraz sakin olalım demesi. Ve hakikaten nükleri göndermeleri, nükleer füzeyi göndermeleri bence gerçekten de günümüz Amerika'sında böyle bir tehdit normal olmasa şey. Da yani Donald Trump mesela ya bugün nükleer füze mi? Başkanım tehdit yok. Gönder gülüm ya bir temizleniriz falan ayarında falan. Hani bayağı şu noktaya kadar taşındı. İçim rahat çünkü artık seçilmedi. Evet ne diyorsun sen? Hani Fury ve Shield özelinde şeyler de çok iyi yapılıyor. Hani gizli kapaklı taraflar hala devam ediyor.
Ama bir yandan bütün olayın aslı şu ya, Iron Man 2 civarlarında o yer seviyesi diyebileceğimiz, sokak seviyesi diyebileceğimiz tehditler varken böyle bir Evet. plan yoktu. Yeni yeni tahmin Benim. plan aşamasındaydı. Ama şu an Aynen. Avengers'a baktığımızda özellikle de Thor filminden sonra işte Destroyer olayları falan baktılar ki artık yer tehditleri yok. Ki Evet. aslında ilerleyen zaman... Korunmaya da ihtiyacımız var deniyor ve Avengers projesi Şimdi bir şey sunuluyor. diyeceğim. Bunu Tabii. aslında ilerleyen zamandaki yani ilerleyen zamanda verilen geçmiş bilgilerine de düşününce aslında Nick Fury'nin böyle bir şeye girişmesi çok mantıklı aslında. Ha, tabii 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 Captain tabii. Marvel'ı falan diyorsun. Evet Captain yani. Marvel Spoiler bak vermeyecektim ama olsun. ya iyi veya kötü olsun her türlü şeye bayağı destek çıkıyor yani. Geçmişine doldurmakta. Avengers'ın Tabii. geçmişini doldurmakta. Ki zaten bu bir gerçek. Hani Shield'ın kurulma sebebi uzaydan gelecek tehditlere karşı savunmak değil. Zamanla ona evriliyor. Ama Avengers'ın kurulma sebebi bu. Ki Avengers'ın toplanma sebebi de yerde olan bir uzaylıyı devirmek ve Tesseract'i geri almak için kuruluyor. Tabii Chitauri tabii onlar ordusuyla da savaşalım. farklılaşıyor. Tabii. Chitauri ordusuyla savaşalım mevzuları falan yok. Ben Tabii. şeyi de merak ederdim. Görmek isterdim daha doğrusu. Merak ederdim değil. Carlson tarafından gördük zaten. Hatta birazdan da kendisi hakkında konuşuruz. Kendisi mesela şey diyor. İşte Destroyer ülkemize... bu aradaki kadar dünyamıza değil ülkemize bu arada. Destroyer Amerika'ya indikten sonrasında böyle bir silah geliştirdik demişti. Aynen. Mesela bu tarz bir iki silahı Shield'ın kullandığını görmek isterdim ben. Tüm aksiyonu Avengers'a devretmektense. Çünkü Ha. o bir her ne kadar Olur. prototip olarak iş görev alsa da yani görev görse de Ha iş görse de ha. ha. Yine de dediğim gibi hani lazer olmaz atıyorum füze olur. Füze olmaz Ben bir onun ışın için bir olur. şey diyeyim mi sana? Ha. Shield dizisini izle. Hadi onu konuşalım. Bu arada arkadaşlar şaka bir yana ya Orada Coulson kullanıyorlar. bu filmde öldü ya. Yani gerçekten Yo. yazık oldu. Coulson ölmedi abi. Ya Coulson ölmedi. o değil de mesela bak şöyle söyleyeyim. Coulson bu filmde ölmeyeydi iyiydi yani. Yani Şimdi gerçekten kardeşim bir şey diyeceğim. Sen ben düzgün izlememişsin. özleyeceğim kendisini mesela. Şimdi öldü. Sen Ya bir daha aramıza da gelemeyecek tabi. Bir daha da bir yerde görmedik nereden baksan. arkadaşlar Secret Teoriyanın diğer bölümünde ne yazık ki Emre aramızda olmayacak. Ya mesela bak gerçekten Shield özel bölümü. şeyi görmek güzeldi. Mesela Kaptan Marvel'ı görmek güzeldi de Bir tane yaparız. işte sonrasını göremedik ya. Yani orada ben üzüldüm biraz. Tabii şaka bir yana Emre, şeyi ben sen hatırlamıyordum hiç. ağlıyorsun. Sen ağlıyorsun. Bu filmde Kaptan Amerika hayranlığı duyduğunu hiç hatırlamıyordum. Böyle küçük böyle utanç Oo. duyması falan. Yo, ne o arkadaşlar ya? Sen 2015'te falan izledim en son filmi. Ne o? Oo. Sen hiç Age of Shield Ne efendim? Kalkan direkt. Coulson'ın bu kadar hayranlık duymasını hatırlamıyordum. Çok güzel böyle. Tam ama tam böyle fan Iron Man hayranlığı yok 2'de de mu? vardı. Nasıl hatırlamıyorsun? Daha o Iron Man zaman. 2'de. Evet, kalkanı nereden buldun? Bu sende ne işi Ha. var? Vay be kardeşim nasıl hayranlıkmış bu arada ya. Oğlum işte ilgisi var belli. Ya orada Coulson olarak Kardeşim. değil, bir Shield ajanı olarak şaşırıyor yani. Sen nasıl bunu elde ettin diye. Hayır. Ya orada Matt hayranı gibi şey yapmıyor. Neyse. Bunun haricinde bunu kim yazdıysa nokta atış yapmış hakikaten. Benim tarif edemediğim şeye Ben tarif yazdım. etmiş. Buyur abi. Filmin ana karakterlerinden, ana kilit noktalarından biri olan Coulson ve Fury var. Birbirlerini kullanıyorlar ki Coulson da şöyle bir noktada. Phase 1'in bundan önceki tüm filmlerinde bir şekilde Shield aracılığıyla biz Coulson'ı tüm karakterlere, Hulk hariç tüm karakterlere dokunduğunu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla onlarla da böyle bir geçmişleri diyebileceğimiz böyle bir anıları oluyor. Ki bu noktada Coulson'ı kaybettiğimiz noktada da karakterler Fury'nin de biraz işleri değiştirmesiyle bayağı bir gaza gelip harbiden artık bir takım olma yoluna giriyorlar. Hani şimdi Coulson'ın yani Fury'nin yaptığını biraz sorgulamak istiyorum ben açıkçası. Fury biraz orada numara yapıyor. Hani kartları kanunlara bulayıp önlerine atması takım adına çok destekleyici bir şey. Ama Fury hakkında önceki filmlerden biri böyle şey olan konuyu da hala devam ettiriyor. Ulan bu adam hani harcanabilir bir görevde harcanabilir kişileri işin içine dahil ediyor. O muhabbetlerini hala devam ettiriyor. Hani bu davranışı Fury'nin de hala asker feda edebilen Ya. bir komutan modunda olduğunu gösteriyor bence. Her ne Ona kadar ben onlara her anında inansa da o hareketleri biraz aykırı kaçabiliyor yani. İşte bak onu aslında şey düzeltiyor yani biz hani burada şakalısını vesaire Düzeltiyor bol yaptık tabii. aslında. Agents of S.H.I.E.L.D. aslında hani Fury'nin Coulson'a yaptıklarını hani Coulson'ın ne kadar önemsediğini gösteriyor aslında ama Tabii. tabii ki bu film üzerinde baktığımız zaman evet yani
Fury'nin yaptığı burada hani açık konuşalım şimdi. Burada biraz ibnelik gibi duruyor. Hani girip de böyle bayağı resmen Coulson'ın ölümünden faydalandı orada çünkü. Ama işte arkadaşlar, hani yani... kamçılacak bir şeye ihtiyaçları vardı demesi bunu yani... bilerek yaptığını da gösteriyor. Ama ya da ölü yani. Ölünün anısına biraz saygı göster. Kartlara abi gerek yok mi ya. Bu? Bunu söyleyen birisi Nick Fury'yi tanımıyordur abi. Nick Fury, onu Tony bile söylüyor. Ya... Adamın sırlarının sırları var falan. Ya şey yani. İşte ya çıkarları evet işte. İçin her şeyi yapan bir adam bu. Kimseye güvenemezsin diyor ya. Yani tabii ki Winter Soldier'ı daha izlemedik olarak düşünelim. Hı-hı. Ama yani orada da bu tarafına fazlasıyla değiniliyor zaten. Nick Fury Hı-hı. kime güvenecek? Nick Fury işine gelince piyon olarak kullanıyor bu insanları. Yoksa zamanla... aile arkadaşı mı? Zamanla MCU'da göreceğiz yani ilerleyen filmlerde. Evet, evet. Nick Fury de birazcık değişiyor. O da artık evet, güvenmeye evet. başlıyor bir noktada. Yani. Onu zamanı gelince konuşuruz. Yani. Evet evet. Benim gözüme takılan bir mevzu özellikle Hulk ve Thor'un kavgasıyla Natasha ve Clint'in kavgasının nasıl çekildiğiyle alakalı. Sinematografi okay. özellikle hani filmin genelinde ne çok iyiydi ne çok kötüydü. Ortalama bir sinematografi vardı. Hani ne göz Doğru. kanattı ne işte gözlerimizi şenlendirdi falan iyi geldi. Her neyse ama söz konusu durum savaş sahneleri olunca savaş sahnelerini izlerken ben baya böyle çok hoşnutsuzluk yaşadım. Nasıl çekildiğine yani az çok belli oluyor aslında. Çok yakın çekim, titrek kamera, fazlasıyla kat var. Klasik yani 2010'lu yılların Hollywood'u yani. Anladın İşte şey... detayları kapatmak için zoomlayıp kat atalım. Tabii tabii. Asya daha Hollywood'a tam olarak gelmemiş. John Wick'i daha görmedik. Millet daha böyle ayılmıyor falan. Onun da etkisi aslında çok fazla belli oluyor. Onu izlerken Doğru. falan bayağı hani şey yapmadım. Hiç beğenmedim. Çekim şekli de bayağı gözüme battı. Bunu ben de bu filmde şöyle bir şey var. Bunu Thor için söylemiştim. Thor'un bölümünde. Hani Thor'un o final savaşındaki şey çok set duruyor ve bu da bana çok batıyor diyordum ya. Bu filmde de yıllardır benzer olan bir şey var. Yine izlediğimde biraz battı. New York Savaşı'nda o son kısımlara doğru böyle üstten tünelden böyle uçan arabalı diyeyim çıtırlar geliyor ya. Evet. O uçan araba çıtırların olduğu sahnelerde özellikle Loki üstüne bindikten sonra havada geçen her sekans, her sahne garip. Biraz şey, çok green screen, çok düz. Çok batıyor. Ya isteseler kurtarabilirlermiş ama bence dönüp baktıklarında o sahneleri gördüklerinde onlar da benzer tepkiler veriyordur diye düşünüyorum. Çünkü ama filmin evet. bütününe baktığımızda bana kalırsa sadece orası öyle sırıtıyor. Genel olarak hiçbir sorunu yok hani şeylerden bağımsız titrektir, katlar yani, yanlıştır değil. Hani göze batma ve yedirme anlamında söylüyor. Diğer kısımları hani o taraf gibi böyle yeşil ekran hissettirmiyor ama benim de hani çok böyle kapalı, kısıtlı alanlarda olan dövüşlerle ilgili bir sıkıntım var açıkçası. Çünkü çok şey hissettiriyor ya. Hani böyle bunaltıcı demeyeyim, bunaltıcı yanlış olur ama hani neredeyse bunaltıcı diyebileceğim bir şekilde hissettiriyor. Hani bir final savaşına bakıyorum. Tamam final savaşı bazı noktalarda öyle hissettiriyor ama hani şeydense aşırı böyle kapalı ve dar alanlardaki o kasıntı hissettiren dövüşlerdense açıkçası bir tık green screen'in açık alanı çok daha fazla tercih edebilirim ya. Okay. Yani bilmiyorum, kapalı alanlar çok boğuyor hani ya neredeyse. Okey. Sinematografi noktasında eklemek istediğiniz bir şey yoksa... Yani düşünüyorum ama filmin tonunun o ilk 6 filme yakın olduğunu düşündüğüm için o 6 filme de benziyor zaten Paramount yani ortak hoş, yapımcılığı olduğundan. Gayet hoş. Yani çok etkileyebileceğim bir şey yok. Bir Hulk'a, Incredible Hulk'a çok benzemiyor ama onun da sebebini biliyoruz artık. Tabii tabii. Okey o zaman. Kötümüz ne kadar kötü kısmına geçiyorum arkadaşlar. Kiloki'de neredeyse hiç konuşmadık şu ana kadar. Şimdi evet, evet, evet. Aynen öyle. Kötümüz ne kadar kötü kısmında bu filmde Loki konuşacağız. Thanos'a eklenti olarak sadece belirtmek istedim. Filmin başında da Thanos gösteriliyormuş. Yani Thanos'u görmüyoruz ama yine de Thanos'un planları açılış üzerine, direkt öyle. Tabii tabii bayağı planlar falan bulunmakta. Yani en başından beri aslında böyle küçük küçük Thanos'un da tohumlarının ekilmesi bence çok güzel. Ben sadece after credits'lerde gördüğümüzü tabii, tabii. düşünüyordum kendisine. Ama yok yani filmin başında da kendisine her ne kadar hizmetkarları aracılığıyla da olsa görüyormuşuz. Her neyse. Peki Loki'yi nasıl buldunuz ve puanınız nedir? Bir genel inceleyelim sonrasında tüm detaylarıyla konuşuruz. Abi Loki özellikle ilk Thor filminin sonundan devam ettiği için hikayesi bayağı böyle bilenmiş. Bir fırsat gelmiş ve o fırsatı kullanmak isteyerek nihai amacına ulaşmak isteyen bir karakter olarak bence başarılı bir kötü oldu bu filmde. Bilmiyorum ya açıkçası bazı noktalar ya çok güzel yanları olsa çok iyi anları olsa da
Ya bazı noktalarda zorlama hissettirdiğini söylemek zorundayım. Hani onu Hadi tabii ya. ki ilerleyen yapımlarda şey yapacağız. Hani neden o halde olduğuna dair de malum teoriler var. Okey. Durumlar belli. Ha, ama tabii ki şeylerden daha iyi. MCU'da şu ilk 6 film içerisinde gördüğümüz kötülerden daha iyi. Ama yani Loki'ye film içerisinde bakınca açıkçası bazı noktalarda zorlama hissettirdiğini söylemem lazım. Özellikle şey yani giriş güzel. Finalde hani normal halini gördüğümüz bu işte Tony ile falan konuştuğu kısımlar güzel ama aralarda bir tık zorlama hissettiriyor. Ya ben de aslında tam aksi düşünüyorum. Loki'nin karakter gelişimini bu kadar beğenmemin temel sebeplerinden birisi de burada yatmakta. Özellikle Thor filmine kıyasla senin dediğin gibi daha fazla bilenmiş, daha agresif, daha fazla güç düşkünü bir formunda görüyoruz. Daha da Ama taht meraklısı olmuş. tabii Evet Thor'un işte. sonundaki aslında kendisini salıvermesiyle, yani ölümü kucaklamasıyla böyle bir forma evrilmesinde herhangi bir absürtlük görmedim. Yani bu bana çok garip gelmedi, yavan gelmedi ve gerçekten de çok hızlı bir şekilde de kabullendim. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Loki her ne kadar karşı tarafa geçse de son sahneye kadar ki Thor filminden hatırlarsanız kendisini babasını kanıtlamaya çalışıyordu. Hani her ne Aynen. kadar işte dediğim gibi zaman zaman film içerisinde, bu arada Thor özelinde konuşuyorum, ikilem yaşasa da filmin sonunda da bak baba işte şimdi Bifrost'u kırarak şeyi kurtardım. Nedir artık ona? Ya yani kırarak değil de Asgard'ı. Bifrost aracılığıyla Jotunheim'i yok ettim. Babası Aynen. da hayır Loki deyince orada babasını artık defalarca kez onurlandırmaya, gururlandırmaya çalışmasına rağmen bir şekilde başaramadığı için salıveriyor. Ve Tabii tam tabii. o anda aslında asayı bırakmasıyla ya da Thor'un elini bırakmasıyla artık her ne derseniz gerçek şeyi görüyoruz yani. Loki'nin Avengers'daki motivasyonunu görüyoruz. Madem benim bu hayatta var olma sebebim bir yalandan ibaretse, hani madem Asgard'ın kralı olamayacağım, babamı gururlandıramıyorum hiçbir şekilde. O Aynen. zaman bayağı Canım ne istiyorsa onu yaparım. kendi tahtımı oluşturayım. Ya yani aslında abimiz güç düşkünü demiştik ya. Ya bak işte baktığında her kötü işte birisi dünyayı ele geçirmek ister. Birisi bir yerlere hakim olmak ister. Aslında baktığında Loki de öyle. Yani bir ülkeyi, bir gezegeni yönetmek istiyor. Asgard'ı Aynen. yönetmek istiyor. Ama bu öyle güzel bir şekilde lanse ediliyor ki çok güzel bir şekilde yutuyorsun abi yani. Herhangi bir şekilde garipsemiyorsun. Hani şöyle şey de replikler de geçiyor. Özellikle Thor'la birebir kaldıklarında. Hatta diğer karakterler de oluyordu sanırım. Şey falan oluyor böyle. Sana işte Thor için diyor bunu. Babam sana benim asıl yaşadığım, doğduğum yeri gösterdi, anlattı değil mi diyor hani. Tabii, aynen. Hani artık şey olmuş. Harbiden o Asgardlı, yarı Asgardlı kimliğini böyle bir arkada bırakmışlık. Bir noktada evet. Artık ben ne orası ne burası, ben Loki'yim. Hani kendi markamı yücelteceğim kafasıyla devam eden bir nokta var. Bir de Loki özelinde benim size videodan önce küçük böyle teasini yaptığım bir şey var. Ki biz bunu ta 2012'den sonra bu yıl 2021'de gördük. Purpose. Hayır. Şey. Coulson ölmeden önce diyor ki senin inancın yok. Senin kaderin kaybetmek. Sen kaybedeceksin. Ve Şey biz Loki aynısını dizisinde bunu şöyle görüyoruz. ne Ve oluyor? bunu Loki de kabulleniyor dizide. Kendi kaderim kaybetmek. Tüm Loki'lerin kaderi kaybetmek. Aynısını Yani ha güzelmiş. söylüyor, bu cidden böyle şey oldu. Ne yaptınız? Ya ben de oyunculuk tarafına bir şey ekleyeyim. Şimdi Tabii. hani Loki'nin tekrardan hani Loki dizisini hatırlarız. İlk bölüm aslında bu Avengers'da gördüğümüz Loki'nin hemen sonrasını anlatmakta. Ve Tom Hiddleston Evet. yıllar yıllar sonra bu karakteri hatırlamakta gram güçlük çekmemiş. Ki bu aslında Tabii bir yandan tabii. da zor bir şey yani. Bir başarı bu. Gerçekten takdir ettim ya. Yani hakikaten Loki dizisinin başlangıcında gördüğümüz Loki ile bu filmdeki Loki arasında hiçbir fark yok. Hani gözle görülebilir pek bir fark yok en azından. Tabii o dizide Loki çok ayrı, hızlı da biraz Tabii değişimlere tabii ya. uğrasa da Ondan o zaten dizinin özelinde. tabii tabii ondan Aynen. yakınlık zaten. Şey, yani şey bir tık farklı açıkçası ne yalan söyleyeyim. Gerçi onu da gene Loki'de konuştuk da. Hani ilk şey var ya Eskimo değil onlar. Boş Kumlu ver eski mi insanların yanına olsun neyse senin işte için? neyse. Ya o insanların yanına giden hali mesela hiç şey gibi durmuyordu. Tam böyle bu filmdeki Loki gibi pek durmuyordu açıkçası ama Ya ya o işte tabii ben ki öyle sizin olmanı sorunu istiyor. düşünüyorum. Ya Moğolları diyorsun. Ben tam Aha tersini aynen. düşünüyorum. Aynen. Şimdi Loki'nin bu filmin başında motivasyonunu söylüyor. Sonrasında bam 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 aksiyonunu görüyoruz. Ki bence motivasyonunu belirtmesine de gerek yok. Derken bu filmi izleyip Thor filmi izlememiş birisi olarak aslında mantıklı. Şu anda kendimi çürüttüm konuşurken. Kendisi şey söylüyor. Diyor ki ya aslında Loki bu filmin başında ta dünyaya indiğinde en başta diyor ki özgürlük gerçek değildir. Gerçek özgürlük özgürlüğün izole edildiği bir ortamda düşünülebilir diyor.
Çünkü insanlara hükmettiği bir dünyada onlara özgürlüğü kendisi sunuyor. Yani biraz aslında şeye benziyor. Zorunlu özgürlük, özgürlük müdür? Biz bunu nerede konuştuk? Amerika barışı işte. Evet. Thor'da Odin'in yüceliği nasıl yücelik? Evet, evet. Ya bu aslında babası işte şeye geliyor. Hani aynen. Yarı babasıyla da bir kader böyle paralelliği kuruyor ister istemez. Benziyor evet. Ya işte krallık sistemi, kast sistemi, kraliyet yönetiminin yumuşatarak, hı-hı, yumuşatılarak demokrasiye benzetilme çabası var. Ki tabii, bu Loki'nin üzerinde de görülebiliyor. Çünkü karakter aksini düşünemiyor yani. Yönetilme biçimi bakımından. Loki de bunları yaparken böyle bir şan şöhret peşinde. Bir seyirci olsun da tabii daha da yükselteyim kendimi. İşte ondan böyle. O aslında demokrasi formunda da görülüyor. Çizgi romanlardaki Vault'daki şeyinde. Orada da aslında çok fazla ilgiye muhtaç bir karakter olarak gösteriliyor. Ve aslında karakterin geçmişine bakıldığında hakikaten, hı-hı, de bir ilgi eksikliği yaşadığı göz önüne bulunduruyor. Hep arka plan atılan ikinci kardeş çünkü. Evet. Aynen. Yani her ne kadar büyümüş annesinden, Frigga'dan destek alsa da, ilgi görse de zaten tüm bu ilgileri, yaşadığı her şeyi buz devi olduğu gerçeğini öğrendikten sonra bir anda siliveriyor. Aynen, ikinci bir şok yaşayarak tabii sıfırdan daha da beteri olarak başlıyor. Yani. Ya o aslında Loki'nin de birazcık gurur meselesi. O da işte şeye bağlanıyor. Glorious Purpose'a bağlanıyor. Bir anda kendisini, aynen, Thanos'a adıyor. Çünkü başka tutunabileceği herhangi bir gerçek yok. Aksi takdirde başka varyasyonlarını Loki'de gördük. Başarısız birer sonuç olarak gösteriliyor. Sonrasında farklı şeylere bağlanıyor, her neyse. Aynen öyle. Yani bu şekilde. Benim Loki olan puanım okkalı bir 8'dir. Çünkü bundan sonra Loki'yi bir kötü olarak değerlendirmeyeceğiz bence. Anti karakter, sonra da iyi karakter olarak yolculuğuyacağız büyük ihtimalle kendisine. Evet, evet, evet. O nedenle ben şu anda helalinden kendisine bir 8 yapıştıraveriyorum. Bu şekilde. Benim de öyle ya. Benim de 8. Buçuklu veremiyoruz değil mi? Veremiyoruz. 7. Okay. 7.5 verecekti değil mi? 7. Ya 6.5. Ooo. Okey. Demin bir yani. Biraz batan yerler olmuş. Evet, evet. Biz sürekli film içerisinde ileriye dönük göndermelerin yapıldığından bahsetmiştik. Potansiyel meselelerden bir tanesi de aslında Civil War'du. Civil War her ne kadar, aynen, Steve ve Tony'nin birbirine düşmesi tarafında incelense de bir yandan da devlet tarafını da görüyoruz. Özellikle devlete filmin süper kahraman. Başında, evet, ve sonunda ya bu süper kahramanlar kimlere hesap verecek? Ya tamam aksiyon bitti de neredeler falan? Hani Fury de fazla rahat orada. Hani ya tatil yapıyorlar kardeşim ya. Yani memur izinle ire hakkı var yani. Bir şey lazım, aynen, olsa gelirler zaten. O aslında orada kutupların evrilmesi de güzel bir şekilde tarif ediliyor ve bu olayın tek bir filmde yaşanmaması da çok güzel. Evet, evet. Tony bayağı devam ediyor bu. Tony Steve'i sorguluyor. Neden devletin sana yönelttiği şeyleri yapmadan, sorgulamadan kabul ediyorsun diyor. Steve diyor ki üst bir rütbe, yani ona dayanamazsak, ona güvenemezsek kime güveneceğiz diyor. Ve filmler boyunca iki karakterin inandığı şeyler 180 derece evriliyor ve Civil War'un başında Steve diyor ya bu Sokovia Anlaşması'nı nasıl kabul edeceğiz diyor ya. Devlete elimizi teslim ediyoruz diyor. Tüm kartlarımızı oynuyoruz diyor. Aynen. Şey de diyor ki Tony tam aksine. Yani şu noktada işte kısa bir sinopsis geçtim. Yoksa bildiğiniz şey, bilmediğiniz şey değil. Bu değişimi filmler boyunca gözlemlemek gerçekten muazzam. Çünkü çok mesela tabii, bu tabii filmde durdurup Civil War'da da devam ettirmiyorlar. Bak Age of Ultron'da yine Vision meselesine bak. Onu Age of Ultron'da doyada konuşuruz. Tabii. Orada da mesela meydana geliyor. O nedenle zamanla senaristlerin ve yönetmenlerin değişmesine rağmen Steve ve Tony arasındaki bu dinamiğin düzenli bir şekilde geliştirilmesinden, hı, ötürü Kevin Feige'nin gözlerinden öpüyorum bir daha. Peki bu da şeyin faydaları işte. Başarılı bir evren yaratmanın faydaları. Ha, mesela bir filmde iki karakter arası ilişkiye ayırabileceğin süre belli. Evet. 25 filmde ayırabileceğin süre belli. Kesinlikle. İster istemez çok kötü yazsan bile gelişir hani abi. Ya kötü yazdığında da gelişen örneklerini görüyoruz işte. Ben, hadi, yine Hulk'a örnek vereceğim bu noktada ama okay, şey yaparım. Ben Hulk'a gömdüğüme bakmayın arkadaşlar. Infinity War'a kadar gömeceğim. Infinity War'da öveceğim. Bu şekilde ilerleyecek benim en azından değerlendirme şeklim. Hayda. Bro. Ne bro arkadaşlar, bayağı argümanlı açıkladım şimdi ya. Duymadın abi şeyi. Hulk Buster'la Bruce Banner kafasını unuttun galiba. Bruce Banner'ın gelişiminden bahsediyorum ya. Yani aldığı formları falan söylemiyorum. Her neyse. Bir diğeri de yapılan eklemelere söyleyebileceğim bir şey. S.H.I.E.L.D. her ne kadar Amerikan devletinden bağımsız bir kuruluş olarak
yansıtılsa da ki aslında öyle görülüyor. Yani Shield tamamen Amerikan devletine bağlı değil. Amerikan devletine hesap vermiyor. Ki hesap verilseydi zaten Falcon and Winter Soldier olmazdı yani baktığında aslında. Yani direkt ki. Sonuçlar arada mevzu. Buna rağmen Shield'ın Amerikan devletinin bağlı olduğu NASA'ya çalışıyor olması çok garipsediğim bir mevzu şahsen. Ya aslında NASA tam çalışmıyor. NASA ile ortak projeler gerçekleşiyor. O ama da... Shield'ın, affedersin biliyorum ama Shield'ın Shield olmasının meselesi sahip olduğu, yürürlükte olan tüm dosyalarının, tüm case nedir ya? Tüm davalarının tüm davalarının gizli olması değil midir? Bayağı Amerika'ya açması çok komik geldi. Bak şöyle bir yerden, gibi... Bir yerden destek alacaksın ama o noktada. Hani ben onu şöyle gibi yorumladım. Shield normalinde bu hani sen de demin dediğin gibi uzaya karşı bir koruma görevi yoktu ya. Evet. Şimdi olaylar böyle geliştikçe uzayı harbiden iyi bilen birinden yardım almak da gerekiyor. Bu şey gibi işte şu an gerçek dünyada Elon Musk'ın da zamanla kendi SpaceX'ini evrilmesi gibi. O da başta NASA ile çalışıyordu mesela. Tabii tabii. Hala NASA'nın hani, zaman zaman yardım olduğu oluyor tabii, zaten. Hani öyle ortaklaşa çalışmalar yüzünden ve artık evrenin uzay tarafının da olacağı için Shield'ın öyle evrilmesi için çok gerçekçi bir yaklaşım olmuş bence NASA. Yani okey. Hani bir saçmalık görmüyorum ben orada ya. Ya çünkü şöyle de bir durum var. Hani 51. bölge diye bir efsane var artık. Efsane mi diyeyim bilemeyiz. O da NASA'nın kontrolünde. O da onun da gizli tarafları var demek istiyorum hani. Şu şekilde söyleyeyim. Filmin sonunda aslında filmin devamını Endgame'deki geçmişe dönülen sahnelerde gördük. Devlet hakikaten Tesseract'in varlığından haberdar olduğunda ele geçirmeye çalışıyor. Ki sonrasında onun devlet değil Hydra olduğunu öğreniyoruz da mesele o değil. Devlet hani şey yapıyor, o atılımı sergiliyor. İlk fazın her yerinde gördüğümüz Hydra bu filmde de Shield'ın içinde baya baya görüyoruz. Galaga oynayan abimiz Hydra'ya text yazıyor böyle. Hani o Shield şey Hydra olayında Winter Soldier üzerinde müthiş kuruyorlar. Bir de karakterleri bağlamalarıyla. Endgame'in sonunda Steve geçmişe dönüp 70 yılını yaşadıktan sonra Endgame'i doya doya konuşuruz zaten de mesela o değil. Baya böyle yaşlı bir abimiz olarak gelmişti. Beyaz böyle artık saçlarına ak düşmüş bir abimiz olarak düşmüş gelmişti. Bu filmde de tekrardan Loki'ye baş kaldıran böyle kambur çıkmış yüzünden işte bir şey var. bu Steve acaba Steve midir diye bir söylenti çıkmıştı. Ben de bunu buraya taşımak istedim. Yani bu Marvel. Ne olacağı belli olmaz. Ama şeyden kıyafetleri aynıydı galiba. Ya aynı zaten teori oradan doğuyor. Sonrasında Civil War'da Peggy'nin tabutunu taşıyan insanlardan bir tanesi de aynı cekete giyen yaşlı bir abi. Tekrardan saçları beyaz. Belki yıllar sonra Steve'in geçtiğimiz 70 yılı aslında teknik olarak 90 yıl oluyor. 90 yılı nasıl geçirdiğini gösterebilirler ve bu gösterim içerisinde de farklı bir formda karakteri görebiliriz. Çünkü senin gözünü ekşitmenin sebebi abimizin Avengers'ın sonunda, Endgame'in sonunda gördüğümüz Steve'in yüzüyle uyuşmamasıysa zaten okey o zaman tamam. Eğer oysa sorun, onu kabul edemem. Sorun yüz değil orada ya şimdi ben şeye girmeyeceğim hani o Steve midir muhabbetine girmeyeceğim ben de sadece hani Steve'in yaşadıklarını gösterirler mi muhabbetine girdim de hani o arada Steve'in böyle tepki vermemesi gereken olaylar oluyor ya. Yani önemli bir şey olsa tepki vermemesi lazım. Her olayda o öne çıkar böyle. Ama Amerika'nın yaptığı o kadar fazla kötü şey var ki arada hani Steve'i düşünecek. Bu paradoks ya. Yani Steve zaten kendisi tarafından kurtarılacağını biliyordu. Bir de Mert... Oraya bağlayacaktım. Sen söyle. Sonra tamam buyur. Yok için demiyorum bu arada. Avengers olayı için demiyorum ben. Ama sen bu konu özelinde değil geneliyle. Bu durumların genelini pek bence haz etmiyorsun. Evet. Çünkü Iron Man 2'de de o çocuğun Peter Parker olduğu yıllar sonra açıklanmasına rağmen Peter Parker değil ya vatandaşı teki demiştin. Ya biraz yapmacık geliyor. Size gelmiyor mu bilmiyorum ama. Revizeyi kabul etmiyorsun. Revize sana mantıklı gelmiyor. Bak şu noktada mantıklı gelir. Tam oraya bağlayacaktım. Ben birkaç ay önce Loki zamanı diye hatırlıyorum. Kanala Marvel MCU'da zaman ve zamansızlık nasıl işliyor diye böyle bir bayağı detaylı bir video yapmıştım. Eğer oradaki döngü bir noktada MCU'nun paradoksu bu şekilde harbiden kabul ediliyorsa ki şu an hala öyle devam ediyor. Kaptan öyle bağlamalarına, işte Spider-Man öyle bağlamalarına sıcak bakabilirim. Okey. Ama öyle böyle bir paradoks benzeri döngü varsa. Belki işte. Ki bunu da biraz ileride Kang yüzünden nasıl yerlere gideceğine göre bağlayacak. Çıkıp da açıklamazlar ama bu noktada. Paradoks vardı ya kusura bakmayın.
Açıklarlar bir noktada. Kang o işleri değiştirir bakalım. İşte bakalım hayırlısı. O zaman eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa ufaktan kaçalım. Ne diyorsunuz? Olur. Abi bu film sektöre bam diye vurdu. DC'yi gazladı, DC'yi yıktı. DC yıkan film bu falan deyip kapatabilirim. Yani... Ya aslında ona katılıyorum bak. Gerçekten DC'yi şu noktaya kadar. Ya DC zaten aslında Marvel'a kıyasla böyle bir sinematik evren oluşturma hedefi yoktu. Yani aslında vardı DC'yi ama böyle değildi. Ya şimdi Man of Steel 2013 yılında çıktı. Bak. Daha da eskisi var. Yo direkt şeyde Dark Knight'ten önce Batman Dark Knight var, var. Dark Knight'ta DC sinematik evreni kurulma hedefi yok. Eskisi daha çok var. O dönem aslında Batman ve Superman hedefi vardı ya. Onlar aynen. Yani vardı, 2006'da vardı diyorum. Hedefi 2006. Diyorum sadece. O planlar dahilindeydi. En azından şunu ben söyleyebilirim. Avengers'ın hasılatı ki dehşet hasılat yapmıştı. Kar yani marjına göre. DC sinematik evreninin, özür dilerim. Şu DC anki şirketinin kendi sinematik evrenini kurması noktasında kendilerini o şirkete dehşet bir şekilde motive yani ettiğini düşünüyorum. Diyorum ki... Evet. Ki zaten şöyle de var, onu da kapatayım. Motive etti ama bu motivasyon sırasında Marvel 7. filmine geçiyordu o sırada. Oo. İşte ya, o yüzden evet de işte bugünkü durumundalar. O nedenle toparlayamadılar. Ve hatta şunu da ekleyelim hadi artık, bunun önünü kesemiyorum. Çok şey yapmayayım mı son olsun? Başlangıçta işte dediğim gibi bak, bu kaydı da söyleyebilirim çünkü Avengers Age of Ultron... Yo, 40 dakika yaşayacağımızı söyledik zaten. Age of Ultron'da hani şeyi söyledik, bunu belirttik. Ne ya? Age of Ultron'da konuşuruz dedim ya. Belirttik, belirtmişizdir. Kafalar güzel arkadaşlar. 40 dakika geçince böyle oluyor. Bugün de 3. videoyu çekiyoruz, affola. Demem o ki, bak şimdi Avengers'da bir hasılat yapılıyor. Gene sinematik evrenimizi oluşturalım. Biz de ufak ufak solo filmlerle başlayalım dediler. Ki bunun da aslında örneklerini Man of Steel'le, Batman ve Superman'le gördük. Daha sonrasında Age of Ultron'un da yaptığı hasılatla, abi solo filmlere yer yok. Hadi bakalım Justice League dediler. Ve sıçtıkları bence spesifik anda orada yatıyor. Bence Batman ve Superman'den de dönülebilecek bir zaman dilimi vardı. Tabii ki. Ama şu noktana itibaren işte Justice League, Wonder Woman 1984. DC'ye diye fazla konuşuyoruz. Dur çok girdin. Hani şu noktada Shazam gibi 10 filmle çıksa artık bence ekstra bir örneği olmayacak. Ki DC sinematik evreninde bunun farkındaki Joker ve Batman gibi alternatif bağımsız projelerden ilerliyor diyorum. Ve İnşallah onlar da öpüyorum. İnşallah onlar da bağımsızdır diyorum. Ya bağımsızdır, bağımsızdır. Yani o zaman hadi bakalım. Demek istediğiniz bir şey var mı? Kalanı DC yığını diye bir şey yaparsak oradan konuşuruz. Canınızın sağlığı. Çöp yığını kutu olur belki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de yayını şu şekilde sonlandırıyorum. Colson ölmeyeydi, iyiydi ya.